Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunduli xabarlar programmamizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdulloh Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyo kun tartibida bo'lib o'tgan eng muhim xabarlarni huzuringizga sunib chiqarishimiz. Qanamizda diqqatlar ekranimizda bo'lsin. China used to deny that these places exist. But now we're being given a tour. Angliya BBC muxbirlari Sharq Turkistondagi lagerlarning ichki mohiyatini oshkorladi. Yaqinda Sharq Turkistondagi atalmish texnik tarbiyalash maktabida ziyorati bo'lgan Angliya BBC muxbiri Jon Sadvon bu joylardagi saxtiliklarni bayqab, buning Xitoy rejimi tashviq qilayotgandek normal joy emasligini isbotladi. BBC'nin 17 iyun kuni e'lon qilgan sirli xabarda bildirilishicha, Xitoy doiralari muxbirlarni bu maktablarni ularning nazorati ostida ziyorat qilishga taklif qilgan. Ziyorat davomida Jon Sadvon bu joyda tarbiyalanayotganlarning kompyuterida "Men Xitoy Kommunist partiyasini suyman. Men 5 yulduzli qizil bayroqni suyman" degandek jumlalarni yozib o'ltirganligini ko'rgan. Jon Sadvon o'qituvchilardan bu o'quvchilarning nima sababdan bu joyga kelganligini so'rganida, ularning oshqun idea bilan yuqumlanganligini, ularning o'zlari xohlab bu yerga tarbiyalanishga kelganligini ilgari surgan. Qiziq yeri tarbiyalanguvchilar bu yerga o'zining xohlab kelganligini qayta-qayta eskartgan. Mazkur sin xabarda tilga ilingan yana bir muhim nuqta lagerlarni qo'rshab turgan kuzatish minoridir. Jon Sadvonning bildirishicha lagerlarning ilgari tortilgan sun'iy amra suratida atrofda ko'plagan kuzatish minori bor bo'lib, muxbirlar bu joyga ziyorat kelishdan bir necha kun avval bu minorlar ilib etilgan. Atrofdagi quruq bir yer tanarkat maydoniga o'zgartirilib, muxbirlar kelganda o'quvchilar har xil tanarkat faoliyatlari bilan shug'ullangan. Sin xabardagi qiziq nuqtalarning yana biri shuki, Jon Sadvon Xitoy doiralarining nazoratisiz maktabning keyindagi bir joyini ko'rgani borganida munosabatli kishilar tomonidan singa elishi cheklangan. Jon Sadvon yuqorqi nuqtalardan Xitoy rejimining chat el muxbirlari uchun soxta maydon yasaganligini aytib o'tdi. Turk millat vakilidan Xitoyga qattiq javob. Qaror to'rining bugungi xabarda bildirilishicha, Sharq Turkistondagi Xitoy zulmini yepish uchun Turkiyada harakat qilayotgan Xitoy haqiqatlari nomli Twitter hisobi Turkiyada hokimiyat peshit turayotgan partiya Adolat va taraqqiyot partiyasi millat vakili Mustafa Yanar o'g'lini nishonga oldi. Yanar o'g'li bo'lsa Xitoyning bu axloqsiz tashviqotiga qattiq javob berib, Xitoy rejimi tomonidan iqtisodiy jihatdan mablag' selinayotgan bir hisob orqali boshqa davlatning millat vakiliga had bildirish sizlarning haddinglar emas. Tashviqot qilishnimi qamlashtirolmaydikansa degan iboralar bilan uchur yo'lladi. Millet vakili Mustafa Yanar oğlu Twitter hesabında Xitay lagerde hayatından ayrılgan meşhur yazgıcı Nurmuhammed Tohtay hakkında Nurmuhammed Tohtay'a Allah rahmet kılsın. Xitay küçüge tayinip her türlük şiddet icra kılışı mümkün. Ama en akalli kişilik hukuklarını mı defsende kılıp Uygur Türklerini ve Tibet Budistlerini yok kılış siyasetini icra kılışını devamlaştırgan sıri Xitay medeniyeti kişini yirgen durdu. Devlet umu xalqara sahnede hürmetli sazavar bulanmaydı deb uçur yollagan idi. Bu uçurudun kiyla Türkiye'de Xitay'nın teşviqatını kılavatkan Xitay haqiqatları namlıq hesap arqılıq Yanar oğluğu hücum kılıp tövendiki uçurunu elan kılgan idi. Türkiye'nin Xitay bilen münasifetini terakki kıldırvatkan bundaq bir mezgilde bulup mu Cumhur Reis Recep Tayyip Erdoğan Xitay Reisi Xi Jinping bilen körüşüş üçün Xitay'ı barıdığallıqa az kalgan bir peyitte bir Adalet ve Terakkiyat Partisi vekili bularını kandak sigi sözleyeleydi. Ama millet vekili Mustafa Yanar oğlunun Xitay'ı kaydırgan uçuri ularga urulgan kattık testek boldi. Dünya Ahiska Türkleri Birliği Türk Qerindaş Millet Vekilleri yığını açtı. 18. iyun Ahiska Türkleri Birliği 30 devletten gelgen Qerindaş Türk Millet Teşkilat Vekilleri yığını açtı. Yig'ilishga Türkiye Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu, Ko'chmanlar idorasi muavin mudiri ve shaharlik ko'chmanlar idorasi mudiri, Uyg'urlarga vakolatan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatulla O'g'izxon ve bir hay'at Türk dunyosi tashkilot ve jamiyat vakillari ve Beşiktaş ma'muriy ishlar bo'lim yetakchilari ishtirok qildi. Yig'ilishda Tashqi ishlar ministri Mavlud Chavusho'g'lu so'z qilib, Türkiye Cumhuriyetining tarixdan biri Shimoliy Kavkaz, Balkan, O'rta Osiyodan kelgan qarindosh millatlarga quchoq ichib kelganligini. Bundan keyin mu daim quchoq ochadiganligini,
Ondan başqa Suriya urushida terrorchilardan qachqan suriyaliklarga quchoq ochqanligini, Suriyaning bir qism zimmalarini terrorchilardan tozalab, Suriya xalqini o'rinlashtirib, xotirjam yashash muhitiga erishtirganligini, Turkiyaning barliq mazlumlarining umidi bo'lganligini, bundan keyin ham shunday qilishni davomlashtiradiganligini bildirdi. Hong Kong valisi xalqdan kechirim so'radi. Valkochisi gezdi torunun tünügünki haberde malum buluşca tutkullarını Xitay'a ötküzüp beriş kanunu meselesi de Hong Kong valisi Lin Jinyue halıqtın köşürüm sorgan. Haberde Xitay astırıdın kollağan tutkullarını Xitay'a ötküzüp beriş kanununun Hong Kong halkının katı karşılıkı ufçurgallıkı bir haptıdın buyan devamlı şivatkan karşılık namayışının Xitay'ını katı köşütkallıkı. Hong Kong xalqining jon tikib qilgan qarshiligining Hong Kong amaldorlarining tutqunlarni Xitoyga o'tkazib berish qonuni haqidagi pozitsiyasini o'zgartganligi bildirildi. Xabarda yana Hong Kong ma'muriy rayoni raisi Lin Jinyue o'tirg'i chiqib, xalqdan kechirim so'raganligi, biroq xalqning iste'fo berish talabini rad qilib, qiladigan nurg'un xizmatlar bor deganligi, ammo uning kechirim so'ragan so'zlarining xalqning noroziligini bosolmaganligi. Namoyishga ishtirok qilgan xalqning barg'ansiri ko'payib Hong Kong'un muhim merkezi köçülerini ilgili valganlığa bildirildi. Xitay Hong Kong namayışını numussuzlarca burmulaşkı tırışmakta. 18. iyon Hong Kong halkının tutkularını Xitay'a kaytırış kanunuğa karşı ötküzgen namayışının barğansiri kölemleşişiga ergeşip, Xitay akbarat vasitleri namayışının nişan mahsusini numussuzlarca burmulaşkı tırıştı. 18. iyon Xitay'nın Dagongbao gezdi Hong Kong'daki namayışını burmulap, millionlagan Hong Kong xalqi ko'chaga chiqib, Otalar bayramini tabrikladi deb xabar tarqatdi. Xitoy axborot vositalari yana namoyish xarakterini burmalab, 2 millionga yaqin Hong Kong xalqi ko'chaga chiqib, Amerika hukumatining Hong Kongdagi qonun o'zgartirish ishiga aralashishiga qarshi namoyish qildi. Hong Kong xalqi Amerika hukumatining Hong Kongning ichki ishlariga aralashishiga qarshi pozitsiyasini ifodaladi deb xabar tarqatsa, yana ba'zi xabar manbalarida Xalq Hong Kong hukumatining tutqunlarni yotkash qonunini qat'iy himoya qilib namoyishga chiqdi. Namoyishchilarning soni, irodasi butun dunyoni zilziliga soldi degandek numussiz xabarlarni tarqatdi. Trump bilan Xi Jinping telefonda ko'rishdi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bilan Xitoy raisi Xi Jinping telefonda ko'rishdi. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilmişçe, Amerika Qo'shma Shtatlari Prezidenti Donald Trump ile Xitay Raisi Xi Jinping, iki devlet otursudaki soğudu münasifatları doğruluk telefonda görüştü. Aksaray tarafından bu hafta ilan kılınan bayanatta Trump ile Xi Jinping'in telefonda görüşkenliği bildirildi. Bayanatta Trump ile Xi'nin Amerika Xitay otursudaki soğudu münasifatları üstüde toxtalgandan sırt, iki devlet otursudaki adil iqtisadi münasifat ornitishining muhimligini birdek ta'kidlaganligi qayd qilindi. Körüşte Amerika bilen Xitay otursudaki soğudu münasifetlerde saklanavatkan muhim meselelerinin kün tertifki kelgeleke bildirilgen bayanatta, Trump bilen Xi Jinping'in xavfsizlik meseleleri üstüde toxtalgandan sırt, Yaponiyada çakırıldığan G20 devletler gorohi Ali rehberler yığındı körüşüde kallakını muayyelleştirgelikleri bildirildi. İki devlet otursudaki soğudu sürgülüşü devamlaşvatkan bir payette, her iki devletinin öz ara tamojnu becini östürüşünün soğudu uruşunu tekimi keskinleştirdiği kallakı tahmin kılınmakta. Amerika ve Xitay hay'atları o'tirsida o'tgan ayning oxirida o'tkazilgan savdo muzokaralarida birdeklik hosil qilinmagan edi. 28 va 29 iyun kunlarida Yaponiyaning Osaka shahrida chaqirilgan G20 davlat guruhi oliy rahbarlari yig'inida Trump va Xi'ning tamojni beji va ikki davlat o'tirsidagi savdo munosabati ustida tafsiliy kengash o'tkazilishi kutilmoqda. Amerika o'tir sharqqa zapas askar avatishni qaror qildi. Amerika Müdafiye Ministeri Vekili Patrick Shanahan, Paris koltuğundaki yakınki özgürlüklerden kin, Otur Şarık'a yeni 1000 asker evetildi galıkını uxturdu. Patrick Shanahan yazın bayanat ilan kılıp, Amerika Armiyesi Merkezi Komandanlık Ştabının zapas asker evetiş doğrusudaki talepige asasen, Armiye Baş Ştabi ve Aksaray bile meslehetleşip, Otur Şarık'taki hava, deniz ve kurukluk tehditlerine karşı müdafiye maksatlık 1000 atrapıda asker evetiş salahiyeti berdim dedi. Amerika'nın İran bilen tokunuşunun kuyuda emeslikini bildirgen Shanahan sözünü devamlaştırıp, bugün taşlanan kadem rayonda faaliyet elip berivatkan herbilerimizin amanlıkı ve hatırcamlıkı, şundaklı milli menfaatlerimizin koğdaş üçündür. Vaziyetini inçikilik bilen közüşünü devamlaştırımız ve istihbarat bilen birlikte xavuplarge karab askerlerinin ehvalini kayıt edin uğrullaştırımız dedi.
Hindistan'da ıssık hava sebeplik 184 adam öldü. Hindistan'da iyun ayının 5'inden bu yan küçüyüp ketken kattık ıssıkta 184 adam cenidin ayrıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişe Hindistanlık emeldarlar devletinin şarkı kısmına gelişkan Bihar ülkesinin Aurangabad, Gaya ve Nevada rayonlarında 50 gradusqa yetken ıssık hava tüpeyli muşu ayının 5'inden bu yan 184 adamın cenidin ayrılığını bildirdi. Aurangabad'da tünü gün 34 adamın cenidin ayrılığını eskertken emeldarlar 200'den artık kişinin doktorxanalarda davolanıp atkanlığını kayıt kıldı. Hindistan Sağlık Ministeri Harish Vardhan temperatür tövellemeyi durup halkının zürür bulup kalmagan takdirde öylerden çıkmasını tavsiye kıldı. Hindistan'da Mart ayı bilen İyul ayı arasında hava dereceden taşkırı ısıp getirdi. 2010'dan 2018 yılları arasında devletinin okşaş bulmagan caylarda havanın dereceden taşkırı ısıp getişi tüpeyli kem digende 6000 adamın cendin ayrılığı bildirilmekte. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah ertki programımızı görüşeceğiz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eytemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.